Parmak hesabıyla bizi sayarak bitiremezler. Sayılamayacak kadar çokuz, üstelik bazıları matematik bilmediği için onların bir şey sayması da mümkün değil. Siz meydanda, mitingde ne diye bağırıyor? Birisi vardı, kim sayacaktı bizi? Hayır, hayır, hayır. Biz halkız. Halkları parmakla sayamazsınız. Onların gönülleri ve var ettikleriyle saymaya kalkarsanız milletlerle karşılaşırsınız. İşte halkın avukatlarından biri İlyas Hoca'yı çağırıyorum şimdi, Yılmaz Hoca. O bize elmalarla armutları toplayıp bir AKP yapılamayacağını, neden yapılamayacağını, elmanın ne, armudun ne olduğunu anlatacak. Bir de bu depremden korunmak konusunda hocamı dinleyin lütfen. Anadolu'nun aydınlık yüzleri, merhaba. Celal hocamın dediği gibi dönemin cumhurbaşkanı takdir-i ilahi, ne yapalım bizim altımız çürük demişti. Arkasından hemen gazeteden aradılar, yanıt şuydu: Anadolu altı, dünyada en sağlam kenttir. Bir. İki, Anadolu dünyada konumu gereği üç kıta arasında olmasından dolayı, jeolojik anlamda söylüyorum, dünyanın en zengin ülkesidir. Biraz sonra buna birlikte tanık olacağız. Konum aslında eğitim, enerji, deprem ve ulaşım. Meslek yaşamımın 40 yılımı buna verdim. İlk olarak ziraatçı olarak başladım hayata. Yani ziraatçı olarak başladım. İlk memuriyetim de Muğla'da. Şimdi konuşmama, enerjik ilk konuşmam, ona geçmeden öncesinde iki tane anımsatma yapmak istiyorum. Tuncay Bey'in arada siyaset sözcüğünü söyleyince bir şey anımsadım. Anadolu'nun hemen her köşesinde varım çok şükür. Sinopluyum ama Munzur ve Çevresini Koruma Kurulları'nın da bilim kurulu başkanıyım. Hasankeyif'teyim, Ergene'deyim, Cerrahtepe'deyim, Karadeniz'deyiz. Bir gün bu aydınlık hareketi içerisinde Muğla'dan Aydın'da etkinlik, sonra İzmir, Manisa, Balıkesir, Çanakkale'ye geldik ve bir gün o gece Artvin'e erişmem gerekiyor. Cerrahtepe ile ilgili olarak, Yusufeli ile ilgili olarak, Çoruk'la ilgili olarak dünyada eşi benzeri görmemiş katliamlar işleniyor. Vardı, bizi konuşturmak istemeyen, beş tane koruması olan bir tanesi var. İkisi mi çıkıyor? Siz siyaset yapıyorsunuz. Neyse, inip bir şey söylüyorum. Herkes merak etti ne söylediğimi. Daha da çok hırçınlaştı. Onu söylemeyeceğim. Ama şunu söyledim. Tabii ağzımı kapatarak söylediğim için alamadılar kimse. Dostlar, 1500 yıl önce, 1503 yıl önce o büyük insan, düşünür, Sokrat'ın öğrencisi, başka büyük düşünür, Eflatun şöyle söyler: siyasetle uğraşmayan bilim insanlarının kaçınılmaz sonu böyle cahillerin yönetimine razı olmaktır. O Artvin'in güzel insanları da en sonunda onu kaçırdılar oradan. Sonra öğrendim ki söylemeyeyim çünkü bir daha anlayacaksınız. Fakat o sırada şu şiiri okumak zorunda kaldım. O da o büyük insan Nazım Hikmet artık yurt başkanı çıkarılacak. Başka bir büyük insan
Neyzen teyze çalmadık kapı bırakmıyor Cumhurbaşkanından, Başbakanından, Bakan'dan. Ama Bakan Hasan Ali İlkel alınmıştı. Resim öğretmenliğine sürülmüştü. Tam o dönemde bütün kapılar yüzüne kapanınca şunu söyler. Kime sordumsa seni doğruyu söylemediler. Kimi hırsız, kimi deyyus, kimi puş dediler. Künyeni öğrenmek için partiye ettim telefon. Bizdeki kayıtlara göre şimdi o mebus dediler. Şimdi... şimdi enerjiye geçebilirim. Dostlar, şekilde en üstteki, yani iletim hatlarında dünyada en üst sırada en çok kaybolan ülkeyi görüyorsunuz. Eğer görüntü alınabiliyorsa. Bakın dostlar, eğer biz kayıplarımızı standartlara indirebilirsek, bu da dünyanın en kolay şeyidir. Teknoloji de bizde, mühendis de bizde ve yerli kaynaklarımızı kullanarak indirirsek, 12 adet nükleer reaktörden, ki bu ülkemizi, Anadolu'muzu cehenneme çevirecek olan nükleer reaktörden 12 tanesinden daha fazla enerji elde ediyoruz. Tekrar söylüyorum. Bakın bir şey yapmadım daha. Sadece kayıplarımızı, bu kayıpları standartlara indirmek için var olanların iyileştirmesini asla kabul etmiyorum. Terziye sorun. Söküğü dikmek, yamayı dikmek bir pantolonu yeniden dikmekten daha zordur. Ve bunu tamamen yeni olanaklarla, bir reaktörün parasıyla yapabileceğiz. Ve yeni hatlarımızı da rüzgar, güneş çiftliklerini kuracak eksenler boyunca geliştirecektir. Yani Urfa, Ceylanpınar, Harran arasındayım. Altos dağlarındayım. Yani Kaçkar dağlarındayım. Bunu yapabilmek için. Sarı Saltuk'tayım, Akbaba, Kadıköy'deyim. Bunu yapabilmem için. Beydağlarındayım. Yeniden. Şimdi... yani ara sıra şiir okursam ne olursunuz bağışlayın. Şimdi dostlar, nasıl biliyor musunuz? Bu Hilmi Güler, Ordulu biliyorsunuz. Ordu, Perşembe, Fatsa, Bolaman halklarını bilirseniz... o kadar yüce insanlardır ki ve Karadeniz'de verdiğimiz mücadelede 2 saat yolu kapatarak Karadeniz'de taş attırmayan bir yerimizdir orası bizim. Oldu Fatsa, Bolaman ve Perşembe. Ve dostlar, yılan gibi kıvrılarak giden ve denizin içerisine sokularak giden yerde cennet koyları doldurarak 1.2 milyar dolar harcayarak karayolu yapmaya çalıştılar. Oysa denizde su yolu olur. Denizde deniz yolu olur. Denizde karayolu olmaz. Ve bunun üzerine ordu halkı bu konuşmalarımızdan sonra 2 saat yolu kapattı. Ve şu anda Karadeniz'de Samsun'dan öbür taraf için Sinop'u saymayın şimdi. Orasını kurtarmış durumdayız şimdi. Gerçi her an saldırıya hazırlar. Milletvekilinin dediği gibi. Demiş ki başbakan milletvekiline. Şimdi dinliyor benim köylüm. Diyor ki aman bana nükleer ve Karadeniz otoyoluyla ilgili gelmeyin. Ben bunları katledeceğim. İşte okuyorum. 1925. O büyük insan yine Nazım'dan. O duvar. O duvarlarınız vız gelir bize vız. Bizim kuvvetimizdeki hız ne bir din adamının dumanlı vadinden ne bir hülyanın gönül yakışındandır. O yalnız tarihin durdurulmaz akışındandır. Dostlar, İMT Babacan'a enerji politikiyle ilgili teklifimizi, anayasa teklifimizi çektirdi. Arınç'ta aldı attı. Ama durmadık. Ve...